Üçüncü bölüm. Akrebin İğnesi. Biraz sohbet edelim diye geldim. Evinde muhabbet ederken söyleyeceklerimi söyledim zaten. Kabul ediyorum. Ben biraz kontrolümü kaybettim. Biraz mı kaybettin? İnsafın kurusun. Ağzına geleni söyledin bana. Hem de cariyenin önünde. Dilin tutulsun muhtar. Bir aşığı sevgilisinin önünde küçük düşürmek işkencelerin en kötüsüdür. Böyle ağladığına göre demek ki hala biraz şerefin kalmış. Bu durumda iki erkek gibi konuşabiliriz. Kulaklarını iyice aç Ömer. Ben bu akşam tüm yaptıkların için seni mahkum edebilir ve Azrail'i senin için çağırabilirim. Ayrıca bir de Medayen'in hakimine gidip bu kara zindanda günahkar ruhunu temizlediğini ve tüm suçlarını kabul ettiğini söyleyebilirim. Tüm detayları anlattığını ve bir melek gibi tertemiz olduğunu vesaire vesaire vesaire. Seçimini sen yap. Ne yapmamı istersin? Bana sakin ve soğukkanlı adamlar gibi davranmaya çalışma. Benden ne istiyorsun? Hangi amaçla köşke geldin ve nasıl geldin? Ellerimi aç da rahat konuşalım. Ellerini ve ayaklarını zincire vurdum, senin dilini değil. Böyle konuşamam ki. İstersen Nalbant Mansur'un oğlunu sana gönderebilirim. Ve mezarcıya da geniş bir mezar kazmasını söylerim. Nasıl? Nalbant Mansur'un oğlu da kimin nesiymiş? Zalimler unutkan olurlarmış. Yaptığın bunca zulümden sonra hatırlamaman normal tabii. Nalbant Mansur'un oğlu, Nalbant Mansur'un ihval edilmiş kızının kardeşidir. Kendini asan kız. Adam sana ulaşamadığı için ürünlerini ve ahırını yaktı. Ve ahırlarını yaktığından dolayı şu an hapiste. Ama kini hala taptaze ve hiçbir şeyi de unutmamış. Ve Allah'tan bir an için bile olsun Ömer'i ziyaret etmeyi diliyor. Anladın herhalde. Nalbant Mansur'un oğlu seni öldürecek. İftihar ve gururla da suçunu kabul edecek. İranlı Fatih ve komutan Ebu Vakkas'ın oğlu. Bunu bir namus meselesi ilan edip ve sonra El Fatiha. Evet, ne diyorsun? Sen ne sahtekarmışsın meğer. Pekala. Sen kazandın. Muaviye senden ve amcandan korkmakla haklıymış. Sizin Ali'nin oğlunu savunmanız onun işini zorlaştırmış. Herhalde seni işini kolaylaştırmak için göndermiş olmalı. Aptalca.
Benim planlarım vardı ama Muaviye tarafından gelmedim buraya. Hayır. Bak, galiba sana anlatamadım. Senin konuşacakların yaşlı bir siyasetçi olan amcam için faydalı olabilir. Ama benim için boşa zaman harcamaktır. Sonsuza kadar şerrinden ve yaptıklarından kurtulmak için iyi bir fırsattır bu. Beni Muaviye gönderdi. Köşkü Ali'nin oğlunu öldürmek için geldim. İyi mi? Bunu mu istiyordun ha? Bu komik bir itiraf. Sen tek başına köşke yüzlerce askerin koruduğu Ali'nin oğlunu öldürmeye mi geldin? Böyle bir işe girişmen için çok aptal olman lazım. Allah'ın laneti şeytana olsun. Neden şeytana? Sana lanet. Şeytanı geride bırakmışsın. Muhtar, ben Muaviye tarafından köşke gelmedim. Eğer inanmıyorsan git Dalmat Mansur'un oğluna istediğini yaptır. Ben köşke geldim. Çünkü Beyaz Köşk'ün kalbini, yani Serinkini, yani Irak ordusunun krallığını hayal eden inatçı muhtarı ikna edelim de Ali'nin oğlunun peşini bıraksın ve bu fırsatı kaçırmasın. Muaviye kızını Ali'nin oğlu karşılığında vaat etmiş muhtar. Muaviye'nin damadı olmak Irak'ın kralı olmak demektir. Ama sen boş şeylerle uğraşmaktan bunu göremiyorsun bile. Senin bu işte karın nedir? Çok şey. En azından cariye. Hala geç değil muhtar. Yemin ederim senin ve amcanın direnmesinde hiçbir yarar yok. Muaviye'ye medane saldıracak, hiç kimse onu durduramaz. Iraklar meydanı boşaltmış durumda. Ben biliyorum. Senin çocukluğundan beri Irak krallığını hayal ettiğini biliyorum. Daha ne zamana kadar kendini tarla ve buğdayla avutacaksın sanki? Artık 40 yaşına geldin muhtar. Bugün yapamazsan yarın hiç yapamazsın. Gel başka biri yapmadan Hasan'ı Muaviye'ye teslim edelim, ne dersin? Onu öldürmek istemiyoruz ki. Muaviye de öldürmeyecek zaten. Eminim Muaviye insanları kandırmak için bile olsa elini peygamberin torununun kanına bulaştırmaz. Ayrıca ben Muaviye'den Hasan için mektup da alabilirim. Bunu unutma sakın. Ya demek şöyle. Bunun için çocukluğumdan beri senden nefret ediyorum. Sen hep kendini akıllı sanırdın ve bizi de ahmak. Bu saçmalıklar benim aklıma gelmez mi sanıyorsun? Eğer cesaretin varsa ellerimi aç da sana göstereyim. Havadan başka bir şey değilsin. Ne kötü bir akşam. Baykuş sesi duyuyor gibiyim. Korkuyorum Nari. Ömer'in işkenceye dayanamayıp her şeyi itiraf etmesinden korkuyorum. Sen neler planladın böyle? Ömer neyi itiraf edecekmiş? Hay Allah'ım. Muhtar neler planladığımızı duyacak olursa saçlarımızı kazıtır, sonra da kafamızı keser. Nasıl bir plan bu cari? Niye bu kadar telaşlandın? Öyle konuşuyorsun ki beni de korkutmaya başladın. Hadi konuş bakalım inatçı keçi. Seninle Ömer arasında benim bilmediğim hangi sır var? Haşa ve kella. Hangi sır Nari? Sen zaten her şeyi biliyorsun. O zaman niye telaşlandın? Ömer'i Muaviye'nin adamı olarak suçladıklarını duymadın mı? Hem de köşke casusluk amacıyla geldiğini. Diyelim ki bu doğru. Bana ne, sana ne? Ona kim köşke girmesi için yardım etmiş Nari? Söylesene. Benim kardeşimin sevgili karısı. Muhtarın güzel karısı. Sen kostüm değiştirerek onu içeri aldın. Temiz geçmişimi kirletmeye kalkışma sakın. Ömer'in casusluk amacıyla buraya geleceğini bilmiyordum ki ben. Senin için geleceğini sanıyordum. Allah beni kahretsin. Sevap etmeye çalışırken kebap olacağım şimdi. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım?
Gerçekten de Harun. Nalbant Mansur'un oğlu gelmiş. Evet, Mansur'un oğlu Harun. Komutanın oğlunu öldürmeye niyetlenmiştin değil mi? Muhtar Hazretleri, gece yarısı beni bunun için mi kaldırdınız? Medane'nin adil bir mahkemesi olduğunu duymuştum. Aynen Selman Farsi'nin yönetimi gibi olan bir mahkeme. Hiçbir mazlumun hakkının gelmediği ve herkesin onun nezdinde aynı hakka sahip olduğu. Tamamen doğru duymuşsundur. O zaman bu saatte neden beni buraya getirdin? Cevabımı verirsen bu rahatsızlığın nedenini de anlarsın. Ben Ömer Saad'ı öldürmek istememiştim. Onun mal ve namusunu kaçırmak istemiştim. Ömrümden bir gün kalsa bile bunu yaparım. Onu mahvederim. Sonra da adalet benimle ne yaparsa yapsın. Hiç korkum yok. İster beni assınlar, ister organlarımı kessinler. Belki bu gece dileğine kavuşursun. Gerçekten mi? Belki. Kapının arkasında bekle. Muhtar, kapıyı kilitlesene. Ne dedin? Kapıyı kilitle sahtekar. Belki sesimi duyar da vahşileşir. Görmedin mi nasıl kuşkulu bakıyordu bana? Muhtar. İyi dinle muhtar. Sen akıl ve zekada benden üstünsün. Birçok insandan üstünsün sen. Neyi itiraf etmemi istiyorsun zekanın sultanı, söyle bana. Nasıl ve kimin yardımıyla köşke girdin? Kör Salim'i tanır mısın peki? Daha genç ve cahilken tanıdığımız o adamı hatırladın mı? Bu köşke girebilmek, kör Salim'in yerine girmekten daha kolay değil mi? Boşuna lafı dolandırma. Senin sürekli burada, köşkte yardımcıların olduğunu biliyorum. Hepsinin tek tek isimlerini istiyorum. Yani aşkına ihanet edebilir mi? Seni satarsa beni de satmış demektir. Benim tanıdığım muhtarsa taşı bile konuşturur. Keşke bu İranlıya saygısızlık etmeseydik. Keşke ona daha iyi davransaydık. Bizim Kiyan'a kötü davranmamız muhtarı daha da alevlendirdi. Muhtar kızmasaydı Ömer'le bu noktaya gelmezdi. İnkar et. Kostümü Ömer'in çaldığını söyle. De ki onu satın aldı. Ömer konuşursa ben nasıl inkar edebilirim? Bana iftira atıyor de. Ömer muhtarın evindeki aşkını elde edemediği için muhtarın aşkını elinden almaya kalkıştığını söyle. Muhtar sana aşık. Buna inanır. Eğer gururunu incitmişsek bu durum aşkına son verir. Senin aşkının ceremesini de benim çekmem gerekiyor. Allah'ım yardım et bana. Biraz mürekkep ve yüzlerce post getir de yardımcılarımın isimlerini yazdırayım sana. Beyaz Köşk'ün tamamı. Sen ve amcan hariç tabii. Ali'nin oğlunun birçok yakın arkadaşı. Emir'in yardımcılarının hepsi. Ben kendi becerimle köşke girdim, tamam mı? Bir kadın elbisesi tabii, biraz da yürürken kırıtarak. Ali'nin hükümetinde dinen erkeklerin kadınları sorgulaması caiz değildir. Ben de bu kapıyı kullandım işte. Hatta görevli başını saygıyla eğdi bana. İkna oldun mu yoksa hala olmadın mı? Böyle pis bir oyun sadece senin gibi pis ve namert birinden beklenir zaten. Sana erkek demek tüm erkeklere hakaret etmektir. Pekala, devam edelim. Yanaklarında beyazlık ya da kırmızılık görmüyorum. Eğer aynı şekilde boyanıp da rakkaslar gibi dans etseydin servet sahibi olabilirdin. Ömer'in casusluğunu yapmaktan bu iş çok daha iyi yakışır sana. Senin de dediğin gibi bu aşkın başıma açtığı işler, kabul ediyorum, çok üzücüdür. Aşk meydandaki aslanı delikteki fareye çevirir muhtar.
Ben ne yaptıysam cariye için yaptım. Mert ol ve bunu cariyeye söyleme sakın. Cariye bu geceden sonra benim için ölüdür. Cariye senin nezdinde ölüdür. Ama kendisi için muhtarın kafesini kıran ve özgürleşen bir kuştur. Ne malum? Belki ben aşk okuyla onu avlarım. Hayal kurmaya devam et. Şimdi hangi sorun cevapsız kaldı ki? İstediğin her şeyi duydun. Bu söylediklerin amcamın işine gelebilir ve böylece kapıların güvenliğini de artırabilir. Ama benim seninle görülecek bir hesabım var. Bizim görülecek bir hesabımız yok ki. Babalarımız İran'ın iki fatih komutanıydı. Yemin ederim bizi birbirimizin kanına susamışken gördüklerinde mezarda kemikleri titriyor olmalı. Bu nasıl bir düşmanlıktır muhtar söyle. Senin Ali'nin oğlunu koruman bir şeyi değiştirmez ki. Hasan gücün sürekli iktidarın elinde olması gerektiğine inanan bir babanın oğlu. Halka güvenen bir adalet. Halka güvenmenin sonucu şu anda gördüğümüz bu halifenin halidir işte. Onu yaralarlar, malını soyarlar, yuvasını yıkarlar, komutanlarını satın alırlar. Sonra da canına kıyarlar. Neden bu cemaatle bağlarımı kopardım sanıyorsun sen? Emeviler ve Haşimiler zaten aynı soydan gelmiyor. Sen ve amcan hariç, siz ayrı tayfadansınız. Eminim yarın Hasan hasta yatağından kalktığında sizi yaptığınız zalimce davranışlar için cezalandıracaktır. Niye boşuna uğraşıyorsun muhtar? Biliyorum, gönlünün bir kenarında en azından bu konuda benimle aynı fikirdesin. Boşuna hasta yüreğindekileri bana mal etme. Senin huylarını çok iyi bilirim. Okuldayken savaş dersimizi unuttun mu yoksa? Çocuklar, muhtar ne zaman komutan olmak isterse tamam deyin. O emir almak için yaratılmamış. Neden sen benimle savaş halindeydin? Benden hiç hoşlanmazdın. Bir kere dişimi kırmıştın. Bir kere ayak bileğimi yerinden çıkardın. Bir kere az kalsın boynumu kırıyordun. Bunları neden yaptın söyler misin? Neden? Çünkü o çirkin gözlerinde sahtekarlık ve kötülük görüyordum. Senin gurur ve taht sevgin benden az mı yani? Biz aynı hayaller ve amaçlara sahibiz muhtar. Bu yüzden senden nefret ediyorum. Nereye gidiyorsun? En azından ellerimi açman gerekir. Ebu Ubeyd Segafi'nin oğlu olan muhtarın kirli ruhuna El-Fatiha. Kapıyı tekmelemedi. Gördün mü Nariye'ciğim? Ömer'in ağzının kilidi cariyenin büyülü bakışlarıdır. Muhtar. Evet. Yemek yemeyecek misin? Bu akşam pişirdiklerinizden yeterince yedik. Cariye'ye mi kızgınsın? Cariye bu geceden sonra artık bu evde bir yabancı. Kiyan'a yaptığı davranışla benimle bağını koparmış oldu. Cariye hala bir çocuk muhtar. Nariye, bundan böyle artık onun ismini duymak istemiyorum. Hatta senin ağzından bile. Zerbi nerede? Kümesin oradadır. Herhalde uyuyordur. Uyandır onu. Yorgunum, masaja ihtiyacım var. Bu akşamı hayırlısıyla atlatalım diye bir koyun adak adadım. Hurafeci. Bakıyorum keyfin yerinde yaramaz kız. Bilsen benim canım nasıl sıkıldı. Bakıyorum sana bir şey olmadı. Muhtar istemeden de olsa seni muradına erdirdi değil mi? Bu akşamdan itibaren muhtardan korkmadan Ömer'ini düşünebilirsin artık. Ömer'i serbest bırakır mı? Belki. Muhtar eğer yorgunum diyorsa yenilmiş demektir.
Yanılmıyorsam bu akşamki oyunu Ömer kazandı. Sen aslan ve kaplan avcısısın. Tilki avına çıkman yazık olmaz mı? Bu cemaat tilkilere benziyor. Biri kovalamadıkça aynı yerde dururlar. Allah'a yemin ederim karanlıktaki bir sürü ahmak tilki ve eşeğin oyunu bu. Allah'ın aslanı Ali'nin oğlu Müşteba'yı bu duruma düşürdü. Sen de gitsen yaralanırsın. Bedenini yaralayamazlarsa gönlünü yaralarlar. Akşam sen Ömer Saat'la kavga edince Banu beni amcanı haberdar etmem için gönderdiğinde Kamber'i gördüm. Bir bilsen İmam Müşteba'nın hüznünü nasıl ağlayarak anlatıyordu. Yanında oturup ben de hüngür hüngür ağlamak istedim. Kamber mi? Hangi Kamber? Ali'nin adamı Kamber. Kamber'in medanında ne işi var? Cahide ile birlikte gelmiş. Cahide mi? Evet. İmam Müşteba'nın eşi. Aşkas bin Gays'ın kızı olan Cahide mi? Evet. İmam Müşteba'yı görmeye gelmişler. Kabul. Ayıdan bir kıl koparmak ganimettir. Yani biz ayı mıyız vali hazretleri? Atasözüne kızmak yok, cömertlik sultanı. Bir miktar buğday ve bir miktar arpa sizin derya gönlünüzün nezdinde bir saç gibidir. Bu saçın değerini önümüzdeki yılın zekatından kesmemize izin verir misiniz? Evet, onları devlete olan borçlarınıza eklerim. Dini borçları hiç peşin almazlar ki mümin. Hala uyanık mısın amca? Biz Sabat'ın ordusuna yiyecek temin etmek için bu beylerle pazarlık yapıyorduk. Sen ne yaptın amcanın azizi? Saad'ın oğlu bir şey itiraf etti mi? Evet. Bir kadın elbisesiyle köşke girmiş. Hayret bir şey. Ne tuhaf insanlar bunlar. Şehir sınırına kadınları da yerleştirmemiz lazım. Kadınları teftiş etsinler diye. İmamın eşi köşke gelmiş diye duydum, doğru mu? Evet. Banu Cahide gelmiş. O çok yufka yürekli bir Banu. Bu kadar yolun yorgunluğunu imama bakmak için göze almış bulunuyor. Bir bakıma ben biraz rahatlamış bulunuyorum. İmamın tayfasından biri yanlarında olmalıydı, değil mi? Peki onunla görüşebilir miyim? Ne zaman? Hemen, şimdi. Gecenin bu saatinde ne gerek var muhtar? Cahide'nin babasıyla Ömer Saad'ın dostlukları çok eskilere dayanır. İkisi de Muaviye'nin güvenilir adamlarındandır. Belki Cahide'nin Beyaz Köşk'e gelişi ve Ömer Saad'ın gelişi arasında bir neden vardır. Çok dikkatli ol muhtar. Fazla şüpheci olmak caiz bir şey değildir. Cahide imamın eşidir. Onun yolu babasının yolundan ayrıdır. Amcacığım, benim de evimde bu yufka yürekli kadınlardan bir tane var zaten. Ama huyu ve davranışları bazen beni deliye çeviriyor. Onların dostluklarına dikkat etmemiz lazım. Gecenin bu saatinde görüşmek için nasıl bir bahane uydurayım? Geldiğinde çok yorgun ve perişandı. Belki de şu an hala uyuyordur.
Ya ondan şüphelendiğini hissederse? İyi de ben Cahide'yi sorguya çekmek istemiyorum ki amca. Öyle davranmamız lazım ki Cahide her zaman bizi sırdaşı olarak bilsin. Eğer o konuşursa ben mahrem sırlarını öğreneceğim. Hiç olmazsa sabah namazına kadar bekle. Pekala, başka çare yok. O zaman beklerim. Demek Muhtar Segafi sizsiniz. Evet Banum. Beni huzurunuza kabul ettiğiniz için de onur duydum. Medai'nin beyaz köşküne hoş geldiniz. Hoş mu geldim? Cahillerin diyarına hoş gelmek ve orada hoş olmak insanı canından edebilir. Müşteba'yı son gördüğümde ona dedim ki, hoş geldin peygamberin torunu, hep hoş ol. Müşteba gülümsedi ve dedi ki, bana ölümü dilediğin için duan kabul olsun Cahide. İlginç bir kinaye. Bana Ali'nin sözlerinden birini hatırlattı. Öbür dünyaya gözü olanın gözünde bu dünya değersizdir. Gökyüzündeki meleklerin değeri nerede, yerdeki delilerin değeri nerede? Emir'den öğrendiğime göre benimle önemli bir şey görüşmek istiyormuşsun. Dinliyorum muhtar. Son olaylardan sonra Medai'nin ve imamın güvenliğini sağlama görevi bana... Buna sizi kim zorladı? Amcam. Vali Hazretleri. İmamı baygın ve yaralı olarak beyaz köşke getirdiklerinde emir beni çağırdı ve dedi ki, güvenli insanların nesli tükenmiş durumda. Ben de bu görevi kabul ettim tabii ki. Bir görevi zorla kabul eden kişi isteksiz olurmuş. İstemeyerek bir görevi kabul eden de kolaylıkla hata yapabilirmiş. İmamın canını koruma görevi içten ve isteyerek Allah'ın yolunda ibadet edenlerin görevidir. Doğru ve mantıklı konuşuyorsunuz Banum. Şüphemin sebebi içimizdeki şeytandır. İsmimin İsteyerek Allah'ın yolunda hizmet etmeyi seçen ama iblisin yolunda kendilerini bulan adamların listesinde olmasını istemem. Emniyeti sağlamaktan önce ne işle meşguldünüz acaba? Ziraat Banum. Sıffin Savaşı'ndan sonra Kûfe'den Medane göç ettim ve ziraate başladım. Benimle ne işiniz var Muhtar Hazretleri? Sanırım biliyorsunuz. Muaviye imamın başı için 1000 Şam dinarı ve kızlarından birini vaat etmiş. Evet, duydum. Cazip bir vaat bu. Bu vaat benim işimi öyle zorlaştırdı ki. Yemek ve uyku bana haram oldu. Ufak bir yanlışlığım Şii aleminin büyük üzüntüsüne yol açacak. Benim ve soyumun 40 yıllık şerefi yerle bir olacak. Medain'de kalmayı seçtiğinize göre rica ediyorum, bu görevi yerine getirmekte bana yardımcı olun. Kör Allah'tan iki gören göz istermiş. Muhtar, ne yapmalıyım? Farz edin ki bu köşkün tüm haşereleri bile düşmanın adamlarıdır. Ve farz edin ki tüm bu haşerelerin iğneleri de zehirlidir. Sakın amcama danışmadan hiç kimseyle görüşmeyin. Sadece amcamın elinden aldığınız gıdaları imama yedirin. Yani tehlike bu kadar yakın mıdır? Maalesef evet. Dün akşam kadın elbisesiyle köşke giren düşman casuslarından birini tutukladık. Tanınan muteber bir adam. Muaviye'nin vaat ettikleri için erkekliğinden bile vazgeçmiş.
Belki de onu tanırsınız. Adı Sa'd Ebu Vakkas'ın oğlu Ömer. Sa'd Ebu Vakkas'ın oğlu Ömer mi? Evet. Tanınmış Arap komutanının oğlu. Bu gözü dar dünya sevenlere lanet olsun. Mertliği, şerefi ve gururu öldürdüler. Arap dinini satabilir. Ama gururu ve mertliğini satmaz diye düşünüyordum. Ey güvenilir çiftçi! Hayatım boyunca gönlümde hep umut ve sabır besledim. Sen bu haberle onları yok ettin. Hasan için tek bir yol kaldı. Halefilik tahtını Muaviye'ye teslim etmeli. Ne yapmayı düşünüyorsunuz Banu? Hasan'la hemen konuşmam lazım. Barışı kabul etmesini sağlamam lazım. Muaviye Kureyş'in kafirlerinden daha kötü değil. Peygamberin Kureyş'in kafirleriyle olan durumu Hasan'ın Muaviye ile olan durumuna benzer. Görevim icabı söylemem gerek. Telaşlanmayın Banu. Yaralanmadan kaynaklanan kanama imamın kötü haberlere tahammül edememesine yol açtı. Kötü bir haber onda bir hançer kadar kötü bir yaraya neden olur. Bir iki gün bekleyin, durumu daha iyi olsun. Bu cahil cemaatin evleri yıkılsın. Rüyalarımın sarayını yıktılar ve arzularıma hasret bıraktılar beni. Serbest bırak, onu serbest bırakın. Muaviye onu öldürmeye kalkışmayacak kadar insandır. Allah için daha fazla savaşa teşvik etmeyin onu. Derhal hızlı atlara binin, uçan atlara binin. Daha az uyuyun ve daha çok yol yapın. Zamanımız azdır. Sen şu şehit, sen de Ahvaz'a. Siz ikiniz de bir an önce Irak'a gideceksiniz. Cevapsız gelmeyin. Sakın unutmayın. Hiç kimse amacınızın ne olduğunu öğrenmemeli. Hatta eşleriniz bile. Allah sizleri korusun. Ve sana gelince pehlivan Kiyan, erzak kervanını mutlaka Sabat ordusuna ulaştır. Ve bizzat paylaşılmasına nezaret eyle ki Allah korusun aralarında herhangi bir haksızlık olmasın. Askerlere moral vermekten kaçınma. Onlara bu çok iyi gelecektir. Ne oldu Kiyan? Ebu İshak orada emir. Morali çok bozuk görünüyor. Keşke bu kadar önemli olayların içinde benim mevzuyu açmasaydınız ona emirim. Bugünkü Ebu İshak dünkü Ebu İshak değil. Git Kiyan. Ebu İshak'ı merak etme sen. Bugünkü Ebu İshak, dünkü Ebu İshak'tan bir gün daha büyük ve tecrübeli olmuştur. Evet emir. Banu Cahide ile görüştün mü muhtar? Neler öğrendin azizim? Söyle, sabırsızlanıyorum. Muhtar, bana kalırsa en iyisi sen de tarlana dön. Sen ve amcan kalabalık Şam ordusuyla başa çıkamazsınız. Siz kendinizi kurtarın. Ben kocamı kurtaracağım. Ben kocamı kurtaracağım. Amca biz... Biz bu savaşı kaybetmişiz. Biz bu savaşı kaybetmişiz de ne demek oluyor? Yani amca, Cahide de Ömer Saad gibi konuşuyor.
Yani imamı barışa zorlamak için görevlendirilmiş. Yani imam kendi evinde bile yabancıymış ve dostu yokmuş. Olay bitmiş amca. Siz neden hem askerleri hem de altınları bizden fazla olan bir orduyla savaşa girmeye ısrar ediyorsunuz sanki? Adeta şeytanın ordusuyla. Neler diyorsun muhtar? Sen kötümser olmuşsun. Banu Cahide mi büyücüymüş yoksa Ömer Saad mı? Canım oğlum, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında Allah'ın Resulü'nün karşısına çıkanların sayıları, servetleri ve hileleri Şam ordusundan az yanları yoktu onların. Bedriler müşriklerin karşısında 3'e karşı 1'diler. Evet, 1'e 3 sayısındaydılar ama oradaydılar. Dünyadan kopmuş ve şehadete susamış biçimde. Ya bugün? Az sayıda taraftarınız, siz ve istihbaratınız. Irak'ın bütün Şii acemleri, Şuş ve Ahvaz'la ordumuzu oluştururuz muhtar. Amca, biz boşuna uğraşıyoruz. Ali'nin oğlu için üzülenlerin bizden daha iyi bir planı var. Barış. Godaybiye barışı. Ben eminim imam hasta yatağından kalktığında onu barışa zorlayacaklar. O zaman vakit varken biz önce olalım. Muaviye ile konuşun. Hayır. Bu sözü şehadet guslüyle savaş meydanına giden bir babanın oğlundan duyduğuma doğrusu inanamıyorum ben. Bir ömür Ali'ye duyduğum saygımdan vazgeçmemi ve Muaviye'yi tutmam mı bekliyorsun? Üstelik de bir ayağım çukurdayken. Heyhat. Yazık. Çok yazık. Allah'a yemin ederim, elimde görmüş olduğun bu kına şehadetin kınasıdır. Yazık muhtar. Sen bu sözlerinle ciğerimi yakıp mahvettin beni. Kardeşimin aslan oğlu, keskin yüreğiyle, keskin kılıcıyla ve iman dolu göğsüyle beni imamın nezdinde, peygamberin torununun nezdinde utandırmaz diye umut ediyordum. Amca, Allah'a yemin ederim öl desen kefenimi giyer de mezarda yatarım. Ama beyaz köşkün amcamın mezarı olmasını istemiyorum. Üstelik hiçbir menfaati olmadan. İnan bana, bizim karşı koymamız bu savaşın gidişatını etkilemeyecek. Barış kaçınılmazdır. Muaviye de imamı öldürmeyecek. İktidarının kirlenmemesi için asla bu işi yapmaz. Ne keşifmiş ama. Git muhtar, git. Bundan böyle senin zekan ve kılıcına ihtiyacım yok. Allah izin verirse bu görevi tek başıma üstlenebilirim ben. İşlerini çözen
Allah'a şükürler olsun. Müslümanlar savaştan kurtuldu. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye ile Ali'nin oğlu Hasan barıştı. Muaviye halife oldu ve Hasan da onayladı. Ey Medayen halkı uyanın. Ey Medayen halkı dinleyin. Savaş sona erdi. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye ile Ali'nin oğlu Hasan uzlaştılar. Hasan vazgeçti ve Muaviye halife oldu. Hala dişlerini mi gıcırdatıyorsun? Halife bağışlamış, sen bağışlamıyor musun? Halifenin bağışlaması bizi esir duruma düşürmüş. Hepimiz tehlikedeydik isyankar boyacı. Allah'a şükürler olsun ki Medayen Şamlıların akreplerine maruz kalmadı. Hasan barışıyla Allah'ı hoşnut etti cahil. Hasan'ın Muaviye ile barışması Acemlerin ölümü demektir uzun kulaktır. Yavaş ol divane. Bu isyancıların sözüdür. Bu Ali'nin taraftarlarının sözü. Ben Ebu Nasır'ım kel. Senin boyadığın ipliklerin tüccarı. Hasan ve Muaviye'nin barışı tüm Müslümanların menfaatıdır. Sadece kendilerini Ali'nin müritleri olarak tanıtan ve Arapların dostuymuş gibi davranarak aslında tüm Arapları katletmek isteyenler hariç. Behram, sen bilmeden bu cahil cemaatin sözcüsü olmuşsun. Ben ve sen hemşeri ve komşuyuz. Sen neyi boyarsan ben alırım. Yüzüne asma be adam. Yazık olmuyor mu düşman olmamız? Zerbi. Evet muhtarım. Gel benim yerime devam et. Dikkat et. Dikkatli yap. Demek geldin yaşlı avare savaşçı. Her şey bitti muhtar. Tüm hayallerim hasret ve duman oldular. Gözlerin iki kan çanağı gibi olmuş. Allah'a yemin ederim ölmek daha iyiydi muhtar. Keşke ölseydim de bunları görmeseydim. İmamın onayladığı barış değildi muhtar. Sefaletti. Sefalet. Sonunda iblis seni de dize getirdi. Kızgınlık seni çılgına çevirmiş Kiyan. İsyankar duygularını kontrol et. Akıllı ol. Gel. Biz kimseye zarar vermedik.
Müşteba'nın barıştan başka çaresi yoktu. Şehadet şerbetini içebilirdik muhtar. İnan kanımızla Ebu Süfyan'ın oğlunu boğabilirdik. Sen de amcam gibi yanılıyorsun Kiyan. İntihar haramdır. Ali'nin oğlu yanlışlık yapmaz, haramla uğraşmaz. Eminim Müçteba kanının dini ve hakkaniyetini koruyamayacağını biliyordu. Biliyordu kanının dökülmesiyle düşmanını yenemeyeceğini. Muaviye'nin yenilmesine birazcık umudu olsaydı bu barışı onaylamazdı. Muaviye neden yenilsin ki? Namaz mı kılmıyor? Oruç mu tutmuyor? Hacca mı gitmiyor? İsraf mı yapıyor? Hangisi? Ha? Söylesene. Tüm bunlar insanları kandırmaya yetiyor. Gel Kiyan. Bundan böyle kılıcını kenara koy ve yerine kürek al. Göreceksin, kürek vurarak da cennete gidilebilir. Tarihte yazıldığı gibi 5 ana maddeden oluşan barış antlaşması Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye ve Ali'nin oğlu Hasan arasında imzalandı. Birinci ve en önemli maddesi Muaviye'den sonra hükümetin babadan oğula geçmemesiydi. Muaviye bu geçerli anlaşma itibariyle kendisinden sonra Müslümanlar için bir halife tayin etmeyeceğini taahhüt etti. Gemilerin mi battı gülüm? Muhtarı merak ediyorum teyze. Neden? Muhtar tam olarak teslim olmuş kızım. Ama hala Ömer'le barışmamış. Barışmasaydı senin Ömer'le nikah yapmanı onaylamazdı. Mecbur oldu teyze. Benim ve Nariye'nin sözleri mecbur etti onu. Kalben Ömer'den nefret ediyor. Başı bedeninde dursun istemez. Nikah hutbesi okunduğunda Ömer ve Muhtar akraba olur ve kini unuturlar. Surat asmak yerine gözlerini mahmur et de Ömer'in gönlünü alevlendiresin. Muhtarın gururunun incinmiş olmasından korkuyorum teyze. Eğer muhtarın gururu incinmişse mutlaka yuvamızı yıkar. Muhtar kılıcı yanındayken korkutucudur. Yürek taşıyan muhtar bir karıncayı bile incitemez. Allah razı olsun senden teyzeciğim.